O zaman ilk sorumuza başlayalım. Dün Kerem Bürsin'e neler oldu Bilal Bey? Yani gerçekten beni şaşırttı. Hikayeler paylaşmaya doyamadı. Hande Erçel de kendi hikayesine eklemeler yaptı ama dün Kerem Bürsin'e ne oldu? Bir anda neden o kadar hikaye paylaşma gereği duydu? Ve biliyorsunuz Hande Erçel'in paylaşımının altına da çok güzelsin anlamına gelen bir yorum yaptı. Yani Kerem Bürsin'i anlıyor olmak lazım. Kerem Bürsin'i tanıyor olmak lazım. Ben Kerem Bürsin'le hayatımda bir kere yüz yüze gelmedim. Ama insanları çok iyi gözlemlediğime inanıyorum. Çok iyi tanıyabildiğime inanıyorum. Ben Kerem Bürsin'i çok iyi etüt ettiğim için Hanker'e başından beri inanıyorum. Kerem Bürsin'e çok güveniyorum. Ve çok inanıyorum ve dediğim gibi onu çok iyi etüt ettim, çok iyi tanıdım. Hangi erkek olsa bu bazı magazincilerin yoğun bir şekilde birçok magazincinin son 4-5 gündür yazdıklarına çok büyük tepki gösterildi. Kerem Bürsin gibi efendi bir insan ise kendi usullerince tepki gösterdi ve dün patladı. Bu Kerem Bürsin'in gösterdiği bir tepkiydi. Kendi usullerince gösterdiği bir tepkiydi. Bu kadın benim. Biz sevgiliyiz. Biz birbirimize aşığız. Hem de sandığınızdan çok daha fazla seviyoruz birbirinizi demekti. O Aman'ın videosunda Hande'nin verdiği tepki, konuşmadan verdiği tepki, ben de bu adama aşığım. Bu videoyu izleyenler şunu bilsin, ben de bu adamı deli gibi seviyorum bakışlarıydı, tepkisiydi. O videonun objektife verdiği mimikler. Bunu etüt edemeyen zaten gazetecilik yapmasın. Bunu etüt edemeyen, bunu anlayamayan, bunu yorumlayamayan zaten daha bu meslekte çok emek vermesi lazım. Çok emek vermesi lazım. Oldum dememesi lazım. Millete, takipçilere, okurlara ukalalık yapmaması lazım. Bütün bu peş peşe attıkları bu tepkinin dile getirilmesiydi kendi usulünce. Kerem Bürsin çok efendi bir adam. Bugüne kadar hiçbir gazeteci dava ettiğini duymadım. Hiçbir gazeteciyle mahkemelik olduğunu duymadım. Ki birçok kez buna hakkı olduğuna da inanıyorum. Ancak onlara bir tekzip metni bile yollamıyor. Bir açıklama bile yapma gereği duymuyor. Tepkisini bu şekilde geriye dönük olarak diğer paylaşımlarını, diğer yorumlarını da okursak, bakarsak, izlersek hep tepkilerini bu şekilde verdiğini görüyoruz. Bilal Bey, Çok, size çok... göre amanım ne demek? Dün ben okudum ama bir amanım ne demek? Bir sizden dinleyelim tekrar. Ya ben o amanımı duyduktan hemen sonra ne demek olduğunu Twitter'da ve Instagram hesabımda hemen paylaştım. Çünkü orada o kelimenin anlamında yüklüydü her şey. Amanım demek, Türkçe'de böyle bir kelime yok. Zaten kendisi de araştırmış sonra. Kendisi de araştırmış ve hemen story atmış. Ben ondan önce attım bütün bu tweetleri ve story'yi. Saat olarak da bakabilirler. Amanım demek mükemmelsin demek, harikasın demek, senden güzeli yok demek, ben senin için deli oluyorum demek. Amanım demek bu demek. Kerem Gürsin bunu düşünmeden söyledi ama amanım demek aman Allah'ımın kısaltılmışı da demek. Yani onu da ben uyduruyorum. Amanım, aman Allah'ım, aman Allah'ım ne aman Allah'ım ne müthiş kadın. Onu da ben uydurdum şu anda Kerem Gürsin'e yardımcı olmak için. Yani böyle de sıyrılabilir işin içinden dilerse. Ama amanım kelimesi. Ya amanım kelimesini ben ilk defa duymuyorum. Benzer bir durumda daha önce de duymuştum. Çocukluğumda duymuştum. Yıllar önce duymuştum ama ne zaman duyduğumu, hangi ortamda duyduğumu şu anda bilmiyorum. Yani çocukluğum dediysem gençliğimde duyduğumu zannediyorum. Ben yadırgamadım onun için duyduğumdan dolayı. Bir de ben Türkçe ile çok oynayan yazılarımda ve konuşmalarımda Türkçeyi her türlü kullanan, oynayan bir gazeteci, bir yazar olarak böyle şeylere de kendimi açık tutuyorum. Yani Türkçe kelimeler üzerinde küçük küçük böyle zararlı olmayacak güzel yakıştırmalar, eklemeler, çıkartmalar yapılabilir.
argoya kaçmayacak şekilde kibarca. Bu onun bir uygulaması gibi duruyor, şık duruyor yani. Hele bir aşkla söylenirse, aşk için söylenirse, bir kadın için söylenirse çok daha güzel duruyor. O yüzden çok yakıştı. Umarım bunun bütün haklarını da alır Kerem. Herkesten önce bir şekilde bunu devam ettirir. Zaten çok beğenmiş sonra da, çok ilgi olunca, tepki olunca arkadaşlarıyla da bunu bir koro halinde daha sonra söylemişler, story atmış. Şık olmuş. Bence çok tatlı söylemiş. Söyleyiş tarzı da zaten o kelimeyi bize sevdirdi. Bana bile tatlı geldi o kelime. Siz bu kelimeyi kullanır mısınız Bilal Bey yazılarınızda? Tabii kullanırım. Yani bu, ama ne olduğunu anlatarak, böyle Kerem Bürse ve Hande Erçel'e gönderme yaparak kullanılabilir tabii. Yeri gelince kullanılabilir. Bilal Bey bir haber gördüm. Haber şuydu, size hemen sormak istiyorum onu. Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisi bitti. İşte Kerem Bürsin'de başladı tarzında bir manşet atmışlar. Hala ısrarla Hande Erçel'i iğnelemeye çalışıyorlar. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ben onlara zavallı diyorum. Zavallı. Yani çünkü neyin ne olduğunu ölçüp biçemeyecek, bizim mesleği boş yere işgal eden insanlar. Halbuki onların yerine onların işgal ettikleri o yerde çalışabilecek çok yetenekli, çok başarılı olabileceğine inandığımız bir sürü gazetecilik okulu mezunu işsiz dışarıda bekliyor. Yani bu gazetecilik bu kadar ucuz, bu kadar basit olmamalı. Her şeyden evvel insan olmanın gereklerini, toplum içinde yaşamanın gereklerini ne olduğunu düşününce insan bunu etüt edebilirse, kafasında bunun mantığını kurabilirse böyle bir haber yazmaz zaten. Yazılan haber hiçbir zaman gerçeklere, yaşamın gerçeklerine ters düşmemeli. Yani haberin doğruluğundan vazgeçtim. Yaşamın şartlarına ters düşmemeli. Nedir bu haberde yaşamın olmazsa olmazı? Bir kadının bir erkekten, sevgilisinden kopup da hemen bir başka ilişkiye başlaması, sonra tekrar ondan kopup eski sevgilisine dönmesi ve bunu toplumun gözünün önünde yapabilmesi, bir kadının derken ünlü bir kadının, bu milyonda bir dahi olamayacak bir şey. Yani kadın olmanın gerçeğine aykırı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu tabloda, bu habere baktığınız zaman Hande Erçel bundan bir ay öncesine kadar büyük aşk yaşadığı Kerem Gülsün'den aniden ayrılıyor, Murat Akdoğan'a geçiyor. Murat Akdoğan'la beraber oluyor, birkaç kere birlikte oluyorlar. Sonra ailesi karşı çıkıyor, Murat Akdoğan babası hemen kopuyor, tekrar Kerem Gülsün'e hemen dönüyor. Dünkü bakış aşk bakışı. Sen beni bu kadar çok beğeniyorsun Kerem. Gerçekten ben o kadar güzel miyim? Ama sen de mükemmel bir erkeksin bakışı. Hande Erçel'in. Bunu bu şekilde idrak edemeyen bir adam nasıl muhabirlik, nasıl gazetecilik yapıyor? Nasıl o gazetelerde onlara, o sayfalar ayrılıyor, o yazdıkları palavralara? Anlamak mümkün değil. Yani hayatın gerçeklerinden bu kadar, ya da bu işi menfaat karşılığı yapıyorlar kardeşim. Bu işi büyük bir menfaat karşılığı yapıyorlar. Yani günümüzde gazetecilik ülkemizde maalesef öldü. Maalesef öldü. Ben bu işi Türkiye'nin en büyük gazetelerinde ve en büyük gazetecileriyle çalışmış bir kişi olarak söylüyorum. Yani böyle haberleri eskiden getirdiği zaman magazin servisi müdürü terslenirdi. Yerin dibine sokulurdu yani kibarca. Niye böyle palavra getiriyorsun diye. Çünkü bunu sunduğu genel yayın müdürü bilirdi neyin ne olduğunu. Magazini de bilirdi. Doğru haberin magazin de olsa, spor da olsa, ekonomi de olsa, siyaset de olsa her konuda, her sahada haberciliğin ne olduğunu bilirdi ve ayırt ederdi genel yayın müdürü. O haberi gazeteye sokmazdı. Şimdi gelsin, her türlü haber gelsin. Hiçbir şey yok, elek yok. Hiçbir filtreden geçmeden demek ki haberler kabul ediliyor. O zaman o gazetenin yayınladığı diğer haberlere de inanmamak lazım. Zaten hangisine inanacaksın ki günümüzde? Yani hangi birkaç gazete hariç okunacak gazete de kalmadı. Ya ben konuşursam bu konularda çok konuşurum. Sen sor bana.
Biliyorum. Önemli bir detay daha var. Bilmiyorum gördünüz mü? Mutlaka görmüşsünüzdür. Dün Kerem Bürsin bir tane daha hikaye attı bu Amanım dışında. Havaalanında Hande Erçel'in önünde kaykay yaparken bir videosu var. O havaalanı bana enteresan geldi. Sebebi şu, Kerem Bürsin menajeriyle birlikte uçağa biniyor ve sürpriz var diyerek bir yere gidiyor. Yine aynı gün Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel küçük kızı için pasaport çıkartıyor. Tabii ki fanlar da merak ediyor. Acaba bu sürprizler Gamze Erçel'de bir sürpriz olduğunu söylüyor. Hep beraber yapabilecekleri bir proje mi ya da hep beraber bir şey mi yapacaklar yoksa bu bir tesadüf mü diyorlar? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya dün Hande bununla ilgili bir story, yani Hande dün sürpriz geliyor yakında filan diye bir story paylaştı. ID iletişimin adresinden paylaşıldı değil mi? Onu paylaştı story'de. Onun arkasından bunlar. İnan kafamı yormadım çünkü onlardan gelecek sürprizlerde üç kağıt olmaz. Sürprizi tadıyla yaşamak istedim inan. Daha çok bu işin aşk tarafıyla, hanker tarafıyla ilgileniyorum. Daha çok ona kafayı yoruyorum. Onun gerçek olduğunun böyle ortaya çıkması beni mutlu ediyor. O hankerin gerçek olduğunu ispatlayan başka ne gibi bilgiler, ne gibi satır aralarında, kıyıda, köşede ipuçları var diye ben onunla ilgileniyorum. Ona daha çok kafamı ve zamanımı Ben ayırıyorum. tesadüf olduğunu düşünüyorum. Yani zaten set çekimiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ama fanlardan çok fazla bana bu tarz bir soru gelince sizin de görüşünüzü merak ettim. Bana göre orada bir çekim var. Bana göre denk geldi ama tabii ki sürprizleri de açığız. Bilal Bey, o zaman dünkü İbrahim Selim ile bu gece programını izlediğinizi biliyorum. Ben de aynı şekilde izlerim. Oradan istiyorsanız devam edelim. Tabii buyur. Evet. Balıkesir Gönen'de büyümüş Hande Erçel ve orada büyümenin aslında kendisi için çok daha iyi olduğunu ifade ediyor. Yani İstanbul'da büyümektense orada büyümeyi daha iyi bulmuş. Çünkü küçük yerde daha özgür olduğunu ifade etmiş. Ama babasının da küçük yaşlarda ve lise döneminde kendisiyle alakalı daha sıkı denetimler uyguladığını belirtmiş. Size göre İstanbul'da yaşamak mı daha özgür olması bakımından iyidir. Yoksa insanlar küçük yerde yaşayarak mı daha özgür olurlar, daha kendilerini bulurlar, istedikleri oyunları oynarlar? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Elbette İstanbul dışında taşrada yaşarlarsa daha özgür olurlar. Hayatı daha iyi tanırlar. İstanbul, günümüzdeki İstanbul artık yaşanacak bir yer değil. İşte geçtiğimiz günlerde 2-3 günlüğüne gittim tekrar İstanbul'a. O trafik falan, yani Allah sabır versin o insanlara. 300 metre yeri 20 dakikada, arabayla 300 metre yeri 20 dakikada, 20 dakikada gidebildim. Böyle bir durumda olmamak için İstanbul'a gitmeme nedenlerimden biri de bu. Pandemiden korunmayı öğrendik çok şükür. Çok şükür o maske mesafe, ona dikkat edersek temizliğe pandemiden korunabiliriz. O kalabalıkların içine girmezsek. Ama İstanbul'un bize verdiği o yoğun stresten, yoğun baskıdan, her türlü baskıdan korunmanın mümkünü yok. İstanbul'dan uzaklaşmak lazım. Tabii ki taşrada, sadece İstanbul anlamında söylemiyorum. Yaşadığınız büyük şehirlerde bu eziyeti çekiyorsanız geçmiş olsun yani. Allah yardımcınız olsun. Trafik eziyeti, o kalabalıklar, o stres akşamları falan, o iş çıkışları, o büyük stresler. Şimdi ben bir yıldır Bodrum'dayım ve huzur içindeyim. Huzur içindeyim. Her taraf o kadar güzel ki sadece doğanın güzelliğinden bahsetmiyorum yani. Burada insan yok mu? Şu anda burada 400 bin insan yaşıyor Bodrum'da. Normal nüfusu 150-200 bin civarındaymış. Bu pandemiden dolayı evi olanlar, imkanı olanlar Bodrum'da yaşıyorlar. 400 bin insan yaşıyor ama kimseyi görmezsin istersen. Kalabalık yerler bile tenha. Neyse. Konuyu çok fazla dağıtmayayım. O Gönen'i çok iyi biliyorum. Balıkesir Gönen'i çok iyi biliyorum. Orada Denizkent diye bir sahil kasabasında Günaydın Gazetesi'nin, çalıştığım Günaydın Gazetesi'nin kampı vardı. Yaz tatil köyü vardı, kiraladı. Eskiden gazetecilik böyleydi. Gazete patronları böyleydi eskiden. Ve her çalışan 15 gün orada tatil yapma hakkı vardı yazın. Ailelerinizle giderdiniz. Bütün çalışanlar orada o kampta tatil yapardınız. Hem iş yerinde insanları tanıyorsun. Orada da aileler kaynaşıyor falan. Bu kadar mutlu, mesut çalışırdık ve bu kadar büyük sosyal imkanlarımız vardı.
Ve ücretsizdi tabii hepimize o tatiller. Denizkenti ve Gönen'i öyle tanıdım. Çok güzel, mükemmel bir yer orası da. Doğanın içine, doğayla iç içe. Orada yaşamış. Ne mutlu ona. Ne güzel bir yerden çocuk olarak büyümüş, çıkmış. Tabii ki daha mutlu yetişmiştir. Çocuk olarak daha mutlu yetişmiştir. Öyle zaten, hep gülen bir kız, hep kahkaha atan bir kız. Çocukluğuyla ilgili o Eskişehir anısı çok ilginç. Otobüse binip Evet. Hatta okulla otobüs. ilgili size şunu soracaktım. Evet. Baba bu kadar Sesim gidiyor geliyor. duyuyor musunuz şu an? Evet. Babası bu kadar Hande Erçel'in peşinde koşarken, onu korumaya çalışırken oyuncu olması da biraz tezat değil mi Bilal Bey? Çünkü siz o sektörün çok iyi olmadığını, arkadan çok iş çevrildiğini bana detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz. Tabii Ben canım. kapalı bir şekilde anlatayım. Bu Zor. babak için de zor bir şey değil mi? Çok zor. Çok zor. Ödünler vermiştir. Vermeden olmaz. Ödünler vermiştir. Ama Allah'ın sevdiği kuluysa, şansı varsa çok az ödün vermiştir. Yani yolu çok kesilmek istenmiştir. Şöyle yapmazsan böyle olmaz denmiştir kendisine. Oradan sapmıştır ki kafasının dikine, başka projelere de gitmiştir. Orada dünya iyisi insanlarla karşılaşmıştır. Ona yardımcı olan insanlar. Ama bu herkes böyle şanslı olamaz. Ve Hande Erçel çok şey çekmiştir muhakkak sorsanız. Ama benim gözlemime göre bir gazeteci olarak çok çabuk yükselebildi. Çok çabuk yükselebildi. Ona sorsanız, ya öyle şey olur mu Bilal Bey? Ben neler çektim yıllar boyunca. Her dizide ölüm kesilmek istendi falan diyebilir. Ama ben dışarıdan gözlemliyorum. Herkesi gözlemlediğim için Hande Erçel'e bakınca çok şanslı da olduğunu düşünüyorum. Yani iyi oyuncu, çok iyi etüt edebiliyor hayatı ve ortamları. Çok mantıklı, çok bilgili, dolu. Üniversiteyi bitirememiş ama üniversiteyi bitirmek istiyor Sanat dersi dışarıdan. alıyormuş. Yani okula gidemedi İstiyor. bile. Kendine değişik şeyler yapıyor. Yani çalışıyor aslında. Bilal Evet. Bey, size zor bir soru sormak istiyorum. İbrahim Selim'in editörü bulmuş. Hülya Avşar da Balıkesir Gönen'de yaşamış. Yani oradan çıkmış. Size soruyorum şimdi. Hangisinin gençliği daha güzel? Hülya Avşar'ın mı, Hande Erçel'in mi? Ben bunu izlerken aklıma bu takıldı. Çünkü Hülya Avşar'ı da tanıdığınızı ve onunla sohbet ettiğinizi falan da biliyorum. Cevabınızı merak ediyorum. Balıkesir Gören'den değil. Editör işini iyi yapmış. Papağan bile bilir ya, Hülya Avşar'ın Ayvalık'ta yazdığı olduğunu, çocukluğunda Ayvalık'ta çok zaman geçirdiğini. Herkes bilir Ayvalık, Ayvalık, Ayvalık. Balıkesir'e hiç gitmedim. Oradan değil mi Ya çıkıyor? Balıkesir'e bağlı Ayvalık ilçesi. Gören değil. Ha, gönlüm. Ayvalık ilçesi. Ayvalık'ı hiç söylemedi dün İbrahim Selim. Ayvalık diye bir şey çıkmadı Ay, ağzından. selam. Hülya Avşar'ın Karslı olduğunu herkes bilir. Hülya Avşar'ın Kürt olduğunu, Kürt aileden geldiğini herkes bilir. Babaannesinin, annesinin, babasının Kürt olduğunu. Hatta Hülya Avşar bunu saklamaz, söyler. Siyasi olarak da Kürtleri desteklediği tweetleri, söylemleri röportajlarında falan var. Ama sonra işte taşınmışlar Ayvalık'a. Ayvalık'ta anne evi, baba evi, oradan. Babası onun Ziraat Bankası'nda şube müdürüydü. Bütün Türkiye'yi gezdi. Ankara'dayken evlendi Hülya Avşar. Ankara'dan Antakya'ya gelin gitti, Hatay'a. Gören yok hayatında. Ayvalık var. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi var Hülya Avşar'ın. Günümüzün editörleri de işte yüzeysel bakıyorlar. Çocuklar ne bulurlarsa bu Google'da onu yazıyorlar. Halbuki o programı yapan zorlu PSM, zorlu sahneleri, yani Türkiye'nin en büyük, en zengin, en büyük prodüksiyonunu koyabilen bir organizasyon, bir şirket, bir kurum, orada çok daha güçlü yapımlar çıkması lazım. Böyle bir milyonların önüne böyle bir sunum yapıyorsanız biraz daha güçlü yazarlarınızın olması lazım. Bana teklif etmesinler. Benim isteyeceğim ücreti ödeyemezler. Ben onlara danışmanlık yapamam. Onu da söyleyeyim. Şunu söylemek istiyorum. İbrahim Selim'in programını ilk defa izledim. Bu kadar çok yurt dışındaki şovlara özenmek yanlış. O şovlar da zaten Amerikan kültürüne göre yapıldığı için bize biraz uzak kalan şovlar. Eğlence tarafını söylüyorum. Ben gazeteci olarak, gazeteci bir televizyoncu, gazetecilik temelli bir medya mensubu olarak bu talk şovların daha çok gazetecilik açısından başarılı
sonuçlar veren söyleşiler olmasını, röportajlar yapılmasından tarafı. Bu söyleşiden röportaj olarak tek bir flaş başlık çıkmıyor. Çıkmıyor. Ben üflerim en fazla benim aklımda kalan. Ben küfür ederim en fazla. Zaten bize Hande Erçel'in küfür ettiğini, küfür güzel küfür ettiğini Kerem Gülsün öğretti. Canlı yaptıkları zaman Kerem ağzından bir küfür çıkıyor mesela. Hande'ye dönüyor. Hadi Hande sen de bir küfür etsene. Hadi Hande lütfen Kerem yapma filan. Bir oradan anladık ki Hande istediği zaman küfür edebiliyor. Yani bu talk show ve biz İbrahim Selim'i mi seyretmeye oturduk? Hande Erçel'i mi seyretmeye oturduk? Ya adam sürekli kendi anılarını anlatıyor. Kendi kahkahalarını büyütüyor. Büyük büyük kahkahalar yerlerse. Ne gerek var bu kadar abartıya? O zaman sen oraya otur. Sen de gazeteciler, her hafta bir gazeteci, iyi röportaj yapan bir gazeteci çağır oraya. Ondan sonra her hafta onlar seninle röportaj yapsın. Sen kendini anlat bize İbrahim Selim büyük büyük. Ne gerek var bunlara bu kadar abartıya? Yani hiç beğenmedim. Hakikaten bu anlamda hiç beğenmedim. Zaten baktım seyredilme oranlarına. Çok daha fazla seyredilmesi lazım. Çok çok daha büyük seyredilmesi lazım. O Cem Yılmaz'ın 2 milyonu falan kimseyi yanıltmasın. Seyredilme oranları da o kadar fazla gelmedi bana. Bazıları çok daha iyi olması lazım diye. Cem Yılmaz'ın yani Hande Erçel için hakikaten bak söylüyorum. Hande Erçel için çok yararı olmayan, faydası olmayan bir talk show. Saniye tutun, dakika tutun. Lütfen bir takipçi üşenmesin bunu yapsın. İbrahim Selim kaç dakika konuşuyor, kahkaha atıyor. Hande Erçel kaç dakika konuşuyor. Lütfen bir bakın. Yani olmaz böyle şey ya. Olmaz böyle şey. Öyle bir şey olsaydı zaten sahip hemen eksen atlardı. İbrahim Selim gel bizle çalış ya da işte ne bileyim ben. Hemen bir televizyon kapardı adamı. Nereden geldi de bilmiyorum. Neyse. Peki, olmalıydı Bilal Bey. Yani efendim? Siz orada olsaydınız Hande'ye ne sorardınız? Ben orada olsaydım Kerem Bürsün'le ilişkisini, Hanker ilişkisini deşerdim. Bir gazeteci olarak günün aktualitesi neyse, günün konusu neyse o konuda bir flaş bir şey almaya çalışır. Ben söyletirdim. Ben Hanker'i itiraf ettirirdim. Bunun çok örneğini yaşadım daha önce. Yaptım ben daha önce. YouTube'da var hala. Bakın hadiseye Sinan Akçıl aşkını itiraf ettirdim. Yani Karal Türk'ün kıt kanaat imkanlarıyla laf aramızda değil program yapıyordum orada. Konuk alıyordum. 45 dakika birebir onun hayatını irdeliyordum. Ünlünün hayatını irdeliyordum. Soru cevap ve onun bilinmeyenlerini anlattırıyordum. Türkan Şoray'a uçan dareleri gördüğünü anlattırdım. Ağaçlarla, çiçeklerle sohbet ettiğini anlattırdım. Ne bileyim ben rahmetli Erol Büyükburç'a uzaylıların onun spermlerini çaldığını anlattırdım. Uzaylılar benim spermlerimi çaldı. Bilal biliyor musun? Altın renkli bir kadınla tanıştım. Uçakta tanıştım kadınla. Normaldi. Sonra ilerlettik Hollandalı gibi tanıttı kendini önce bana. Yurt dışına gidiyorduk. Otele gittiğimizde kadın soyundu, vücudunun altın renkli olduğunu gördüm. O gece onunla birlikte oldum. Sabah kalktı gitti. Sabah kalktı gitti. Sonra o kadından çocuklarım olduğunu duydum. Spermlerimi çalmıştı kadın benim diye. Bunu daha böyle biraz daha detaylı. Bu çok sonra konu oldu medyada. Okan Bayülgen falan bu programında bunu konuştu. NTV'de bu konuda bir program yapıldı. 45 dakika. Erol Büyükmüş konuk edildi. Ya ben neler anlattırıyorsun bana ya. Boş ver sen soru sor. Ben de kadar güzel anlattınız ki sorduğunuz soruları aldığınız cevap. Aslında insanların bu konuyu daha iyi anlaması için de güzel oldu belki.